şimdi bu deniz tabir ettiğimiz saçaklı aslında 50 yaşındaymış. Herkese 34'üm diyormuş. Bunu nüfusa geç yazdırmışlar. Öyle duydum ben. Ama gerekirse tutarım bunu saçından zorla, artık karbon kesimi yapılıyor. Halkaların sayısından mı anlaşılıyor? O yaşta artık nasıl ölçülüyorsa bunun hangi çağdan kalma olduğu ortaya çıksın. Nurhayat Hanım, önemli olan sizin ne hissettiğiniz. Üzüntülerinizle yüzleşin. Ama yalan mı hemşire? Erkekler salak. Bu benimki sakmış bir kartozun peşinden bütün yaz kıyı kasabalarında aç köpek gibi diz dışarıda dolaştırıp bir anlayabilir. Hayat Hanım. Sen niye ikide bir lafımı kesiyorsun benim? Ha? Ben anlatacağım, sen dinleyeceksin. Parayı peşin verdim ben. Nurhayat Hanım, ben psikoloğum. Dedikoduları değil, endişelerinizi konuşalım. Evelallah, benim ne endişem olacak hemşire? Ben maddi, manevi, fiziksel, kimyasal, genetik her alanda zirveye oturmuş, Türk ev kızı konseptine level atlatmış bir figürüm. Fevkaladeyim. Allahu Teala'ya hamd senalar olsun. Bak, beni can kulağıyla dinlemiyorsun. Ben kendimi dinletmek için mecbur Bülent Ersoy'a bağlıyorum ama. Nurhayat Hanım, korkularını... Kız, ben ne korkacağım? Sen kork. Boşanmıştın sen değil mi? Ha? Ne olacak bu biyolojik saat işleri hemşire? Kim bakıyor bu biyolojik saat işlerine? Ha? E çocuğun da yok. Olmaz ki de artık. Kız bari kenarda birikmiş şey falan var mı? E çünkü yaşlılıkta bir başına para lazım. Nurhayat Hanım, benim bir sonraki... Hayır, Allah bir yerden alır bir yerden verir. Hani ağzı çemçik olanın eli falan güzel olur ama... ...sana da hiçbir şey vermemiş mi canım? E sen de mecbur ne yapacaksın? Kendini okumaya falan adadın ama... ...adam bütün gün diplomaya bakacak? Ha? Vah vah! E seninki de gitti daha gencine değil mi? Nurhayat Hanım... Ya ikide bir kesme hemşire. Gerekirse 24 saatini satın alırım. Hem senin görevin bu. Susacağını dinleyeceksin. Arada bir vereceğim gazı, vereceğim gazı. Hem ben senin iyiliğin için konuşuyorum. Yoksa bana ne? Kira evinde yalnız ölecek olan ben miyim ya? Oo, bu da cortladı. Bu yaz 9. psikoloğa da çürüye çıkarttık hayırlısıyla. Hayır, senin psikolojin bozuksa benimkini nasıl düzelteceksin anacığım? Oho! Kız, acık kadın olaydın, hanım olaydın da... ...şu kutuya kapitan eden kenarı fiş dolu bir kılıf yapaydın. Bulamadım şunların dayanıklısından bir tane ya. Ne hissettiğin endişenle yüzleş. Salla başın alma aşığı. İçimi dökemiyorum ki şifa bulayım anacığım. Aman bu akşam hizimleri evde bırak kocacığım, içelim. Seni yerler Adanalı. Senin o bıyığını kolye yapıp gerdanıma takarım biliyor musun? Yarası gibi. İyisin. Hanımın giller, çoluğun çocuğun, akrabaların giller, iyiler inşallah. Hanımım da? Ay kocacığım, kusura bakma. Biz bu konsomasyon zanaatında daha yeni yeni yetişiyoruz. Hatalarımız olabilir. Hatalıysam şu numarayı ara. Bu ne? Benim numaram. Arada akşam lokele gel, sinirini stresini alayım senin kocacığım. Genç, ben de eğlence sektörü çarkının bir dişlisiyim. Sen de değil mi gülüm? Dışarıdan belli olmayan bir kraliyet ünvanın falan yoksa ne bu havalan senin lan? Bizim müşteri kalitemiz farklı. Bu dalga dümenler olmaz burada. Nasıl? Ben gelmişim, şampanyamı açtırmışım. Na bu kadar kazık hesabı da ödemişim. Belki amca oğlumla yeğenimin doğumunu kutluyoruz. Amca oğlunla doğum kutluyorsunuz. Belki dedim. Ya ben... Senin ne iş yaptığını bilmiyor muyum? Sakın Ayşe'mi aşağılama. Ben insanlara yardım ediyorum, günlük dertlerini unutturuyorum, mutlu ediyorum. Onların psikoloğuyum ben. Başarı oranım %100. Hiçbir müşteri memnuniyetsiz ayrılmadı bugüne kadar. Psikolog mu? Boş vaktin var mı canım? Tam olarak ne gibi bir hizmet bekliyorsunuz? Ayol, psikologdan ne hizmet beklenir? Ben anlatacağım, sen dinleyeceksin. Parasıyla değil mi? He, parasıyla tabii. Ne? Nişanlı adamla. Kenarın dilberine bak sen. Hay ağzını öpeyim bacım ya. Kız, ortamlar çok bozuldu. Anam hala kalmadı. Ama ötekilere de yok değil mi? Sen bu zamanda böyle bir ev kızı bulmuşsun. Öpüp başına koyacaksın. Yatacaksın, kalkacaksın, Allah'ına şükredeceksin. Yatırlara bez bağlayacaksın, velinime çevireceksin. Senin gibi pırlantayı başının üstünde taşıması lazım. Ama erkek milleti salaktır, bilmiyor musun? Bir top vurunca fileye denk geldi diye ağlayan bir kişiden ne bekleyeceksin kız?
Fettanlık oğlan da değil, öteki kart karda bence. He, işte ben bunu benim eski psikologlara aylarca delirtemedim bacım ya. Allah senin okuduğun okuldan, hocalarından razı olsun. Evet, çok değerli hocalarım oldu. Ben de daha yeni yeni yetişiyorum meslekte canım. Ama ben ne yaptım? İkisinin de peşine adam taktım. Kız var ya, popo kaldıran tayt gibisinim. Güzelim akıllı. Sağ ol canım benim. Ay vallahi acık ferahladım ha. Daha dur, daha dur. İkimiz el ele verip bu zili bu şehirde yaşatmayacağız bacım. Evelallah. Far bakayım sana. Kız bak, faydası olur değil mi? Muazzam ama ekstraya girer. Ekstra senin köpeğin olsun bacım. Kız var ya, ne martalar ne manceralar atlattım. Ama vallahi bacım sen acık toparladın beni. Elimine sağlık. Hekimlik çok kutsal bir meslek. Geçmiş olsun gülüm. Su gibi geçsin gitsin. Allah sebep olanların ömründen alsın, sana versin. O karı köfte gibi kızarsın, biber gibi patlatsın. Heh, işte şimdi o aşamaya geldik. İntikam Nurhayat Karakaş için zeytinyağlı taze fasulye gibidir. Soğudukça lezzetlenir. Karının bacağına mı sıktırtacaksın, omzunda sigara mı söndürteceksin? Yüzüne bir faça dağıtılabilir ama sanatçı diyor. Bir damar albüm çıkartır, kariyerine yarar, ondan korkarım. Zerrinciğim, sana bir şey soracağım. Sen hangi semtte oturuyorsun? Çünkü değişik bir çevren var belli. Canım, ben esas memleket olarak yani Doğu Monaco'nun içindeyim. Ama yıllardır farklı kesimlerde müşterilerim olduğu için multi kültürel bir kişiyim. ne yapacaksın kız? Ha canım benim, şimdi senin söylediklerin tabii ama yani çok sıradan, çok görülmüş şeyler. Kırılma Allah aşkına. Aa, aşk olsun Nurhayat. Ben öyle bir şey istiyorum ki uzun vadeli bir proje olsun. Devamlılığı olsun, iz bıraksın, orijinal olsun. Kafamda bir şeyler var. Artık bu at suratlı geceleri hiç rahat uyuyamasın. Yarın ne olacak diye hep bir tansiyon, hep bir bunalım, hep bir gelecek korkusu. Anlatabiliyor muyum? Çok rafine düşünmüşsün bayağı. Kendimi övmek gibi olmasın. İlmek ilmek dokuduğum Fransız Dante gibi şeydir bu hunharca planı. Çok büyük heyranınım biliyor musun Nurhayat? Güzelliğin olsun, zekan olsun, maddiyatın olsun. plan fevkalade şehir de uygulaması ne zaman canım hayırlısıyla? Birazdan start veriyorum kısmetse. O hayattan bezdirmek lazım. Gitsin paçoz paçoz İzmir'de boyoz yesen otursun. Hayır abimi zapt edemiyorum. Vallahi Rıza'nın bir yerine bir şey yapacak. Aa, abi mi var senin kız? Evet canım. Allah bağışlasın. Ne kadar yakışıklı. Efendim? Ne diyordun? Paçoz mu diyordun? Mu, boyoz mu? Öyle bir şey diyordun. Paçoz. Paçoz diye internette arayınca bunun resmi çıkıyor. Hayır, erkekler aptal bacım. Hepsi paçozcu zaten. Benim abim bile böyle. Vallahi mi kız? Kız var ya, bu sıkıntılardan sonra üç vakte kadar sana öyle bir haber gelecek ki çok nezih bir tip olmana rağmen bir yerine kına yakacaksın, zil takıp oynayacaksın Nurhayat. Aha bak, yüreğin kabarmış. Üç vakit geçiyor, hop kalçan titremiş, gerdanın kırılmış. Burada bak. Nurhayat Karakaş'ı o kadar ağlaştıracak tek bir haber olabilir bacım. Arar beni benimki der, gel bir konuşalım. Ben hata ettim, affet. Ayaklarımı öper, ellerimi yalar. Düğün tarihi tespit edilir. Ondan sonra tutmayın beni. Kol basacaklar. Avamlaşırım, fibirlere sığmam taşırım. Allah'ım sana geliyorum, o arıyor. Anam ne mi mübarek insanım, kendimden korktum. Alo? Hangi Rıza? Ha, hatırladım. Konuşuruz tabii. Ben şey yapmayı pek sevmem ama madem ısrar ediyorsun. Nerede? Tamam. Allah'ım koç mu keseyim, deve mi keseyim? Bir dana sürüsü kesip fakirlere mi dağıtayım yoksa bir küçük bahçesinin neslini tüketip belgeselcileri mi çağırayım? Ne yapayım bilemedim. Ben kalkıyorum bacım. Gözün aydın kız. Biz yarın aynı saatte mi? Yarın bizim bir kaba inşaat açılışımız var. Şurada kurdele kesiyoruz ailecek. Sen de gel istersen. Bizim şirkete çalışan paçozların geçen seneden kalan pabuçlarına bakıp bakıp güleriz. Bak nasıl neşem yerine geldi. Yarın ablan gelir falan da olacak mı orada? Ablam yok ki, benim ayol abim olacak. Aa öyle mi? Hiç ilgilenmemişim o konuyla. İki elim kanda olsa cinayeti yarın bırakır gelirim kaçta. Benim kendi kanımdan, canımdan olan insanları bana karşı kışkırttı bacım. Benim öz hakiki hala oğlum hali hazırda selamı sabah kesti. Niye? Antipatik oğlunu entrika yapacağım diye tehlikeye atmışım. Düşün, öyle bir yılan bu kadın. Vah vah! Anan gelir, baban gelir, kardeşin gelir. Ne diyor bu duruma? Babamın haberi yok. Abim zaten saftaroz, bakma. Yarın öbür gün bir paçoz buna atar çengeli, bir postada onunla uğraşırız.
Allah korusun. Ben şimdi daha stratejik gideceğim. Amerika gibi bakacağım olaya. Anlatabiliyor muyum? Yok. Şöyle canım. Böl ve yönet. Bu kadının iş yerinde arkadaşı öteki Esmer deli bir kara var. Kankası. Bu ondan alıyor gücü, ben anladım. Esmer'in acık kafasına girip kendi tarafıma çektim mi bu lavu çökerttirim. Projemin kısaltılmış adı da BOP. Büyük Orta Doğu Projesi. Hayır, böl o paçozları. Vallahi neokon gibi kızsın Nureyya. İş demişken anangillerin, babangillerin, kardeşingillerin işi gücü falan nasıl gidiyor? Çok sevindim yine beni aradığına. Tüm ruh sağlığı hizmetlerimle 7/24 bir telefon uzaklığındayım. Anladık bacım. Reklama girme, konuya gir. Ben niye böyle terk edildim ya? Tüm hizmetlerinle 7/24 adamın bir telefon uzaklığındaydın da ondan. Nasıl? Kaçan kovalanır diye klişe bir laf vardır. Duydun mu? He, duydum. Madem duydun, niye dinlemedin? Yıllarca herifin peşinde kuyruk gibi dolandın. Ayrılık konuşması açtın, sırıttın. Nikahta iyot gibi bırakıp gitti, affettin. Başka karıya yanaştı, yıkadın, yağladın. Yine iyi adammış. Seni mayın tarlasına salıp gezindirmedi. Eşek mi diyorsun lan sen bana? İyiliğin için. Balık eti, Türk lokumu kızın. Ne eksiğin var? Daha ilk yamuğunda seni de acık başkasına göz süzüp yerden kıraydın. Şimdi eşek oydu, yıllarda senin elindeydi. İçerikli konuşuyorsun bacım. Devir, aşiftelerin devri he mi? Yok kız, şurada kazandığımız 3-5 kuruş para. Estağfurullah. Diyorum ki, bul birini kendine. Hem oyalanırsın, hem de o eşşi ol eşeğe kapak olur. Bak bakalım ondan sonra kim sabaha kadar uyuyamıyor. Kim? Binyamin. Çok kıskanıyor seni. Yazık, abi işte. Boş ver onu. Senin kenarda düzeyli bir ilişkin olsun. O hıyarda görsün kime elinden kaçırdığını. Küfte gibi kızarsın, birbiri gibi patlatsın. Aa, kıskanır, değerimi anlar diyorsun yani. Aa, bir denemedim o kalı zaten de. Ben şimdi adamı nereden bulacağım ki? Hiç hakimi olduğum bir alan değil. İşin dostun yok mu? Sor, uygun adaylarla tanış. Aa, adaylarla mülakat yapayım değil mi? Aa, ben onu biliyorum yapmayı şirketten. Aynı mantık. Aferin kız derin. Kılından, kıyafetinden kalp krizi geçiriyorum. Bir tanıdık bizi görecek diye ama kriz yönetimi niye? He? Hoş geldiniz. Sacide abla bu iş için uygun olduğunu söyledi. İtimat etmiş, sağ olsun. Ali Bey, ilk sorum. Takım ruhuna inanır mısınız? İnanırım tabii ki. İnanıyorsan niye bir takım giyip gelmedin kardeşim? Bu ne hal? Bak bakayım yerler çim mi? Ha? Gol sahası mı burası? İnsan adam gibi takımını giyer, kravatını takar, öyle gelir. Olmadı. Kıyafetten kaybettin. Bizimle değilsin. Uzun vadeli ilişki hedefleriniz nelerdir? Tabii ki sizinle evlilik, şirin bir ev, mutlu bir aile. Ha, hemen ayarttın, istettin, yüzüğü taktın, düğünü yaptın, evi de aldın, hem de şirin ha? Bir, bu nasıl kendine güven kardeşim? İki, şirin evde benim işim ne? Ya muhteşem bir evde, akıllara durgunluk verecek bir evde elektrik alayım, beraber gidelim çay içelim. Artık ananla oturursa o şirin evde. Çok hürmetler kendisine de. Diğer adayların arasında hangi yönlerinizle öne çıkacağınızı düşünüyorsunuz? Fiziğim olabilir. Bu gördüğümüz. Bu fiziği diyorsun. Hı hı. Yoksa bunu Batman kostümü gibi fermuara çıkaracaksın da içinden Kenan İmirzalıoğlu mu çıkacak? Yok yani de... Kız, en güçlü tarafın buysa diğer yönlerini hiç sormayayım. Un helvasını çok güzel yaparım. Vallahi kızamıyorum artık. Vallahi merhamet duyuyorum. Sağ ol geldiğin için canım. Hep böyle hayata karşı saçma bir ümidin olsun. Helva diyor. Ayol, ilişki alanında helvanı yedik bitti gülüm. Ol. Ekip çalışmasına inanır mısınız? Tabii, inanırım. 40 gün 40 gece düğüne inanır mısınız? İnanırım. Amerikalılar aya hiç gitmedi. O olay süre çekildi desem inanır mısınız? İnanırım. Sen de safsın ama ha. Her dediğime inanıyorsun. Olmaz. Ben canım sıkıldıkça sararım sana. Yıpranırsın, yazık olur. Biz sizi ararız. Tamam. Aa bak, buna da inandı. Aramayacağız tabii ki. Salak mısın sen ya? Ay köy pis gibi çocuk be. 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Karakaş İnşaat'ın genel müdürlüğü. Sen harbiden iş mülakatına mı geldin hacı? Yo, ama damat olunca o şirketi elime alırım. Sen rahat ol. Seni tekme tokat kovmadan önce bir sorum olacak. Çakal soyadlı bir akraban var mı? Bu ilişkide nasıl bir pozisyonda olmaya başlıyorsunuz?
Cinsel olarak mı? Şimdi benim favorim... Aa! Tüş! Güvenliğim! Nerede defolu mal? Hep onlar geldi bacım ya. Yapma kız. Ay ya paramın peşindeler ya da eve kapatıp çocuk yaptırma peşindeler. Ya bana şöyle genç, zengin, yakışıklı, havalı, şöyle neşeli bir şey lazım ya. Bulursan bana da kaynak göster bebeğim. Hadi beni gezdirsin, eğlendirsin, öteki de kıskansın. Hayır yanlış anlama, Türkan Şoray kurallarım geçerli de kendim bildiğim bileli gelin adayım. Bir kere de liseli kız arkadaş olmak istiyorum. Hani içimde kalmasın diye. Neyse kısmet. Öyle. Ay polyester fabrikası yine üstüne kusmuş kız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşk da var.